İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılmıştır. Hizbullah ve saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde vatandaşları korumak için çalışmalar yapılarak 2011 yılında hizmete girmiştir. 7 Nisan 2011 tarihinde sistem ilk kez Gazze'den fırlatılan bir BM-21 Gradı roketini havada imha ederek başarıyla durdurmuştur. 10 Mart 2012'de Yerusalem Post gazetesi, sistemin Gazze'den fırlatılan ve yerleşim yeri olan bölgelere inen roketlerin %90'ını düşürdüğünü bildirdi. Kasım 2012'ye kadar resmi açıklamalar 400'den fazla roketi durdurduğunu bildirdiler. Ekim 2014'ün sonlarına doğru demir kubbe sistemleri 1200'den fazla roketi durdurdu. Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmektir. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Bu sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre demir kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecektir. Demir kubbenin 3 merkezi bileşeni vardır. Tespit ve izleme radarı, radar sistemi. Bir İsrail savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin yan kuruluşu olan ELTA ve AYDI tarafından tasarlandı. Savaş yönetimi ve silah kontrolü, İsrailli bir yazılım şirketi olan EPRES Sistem tarafından Rafael için inşa edildi. Füze atış birimi, sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır. Sistemdeki radar Alarm 2084 olarak adlandırılır. Fırlatılan roketi algılar ve yörüngesini izler. BMC şirketinden bildirilen verilere göre çarpma noktasını hesaplar ve bu bilgiyi hedefin belirtilen bölge için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için kullanır. Sadece tehdit olarak algılandığında gelen roketi öngörülen çarpma noktasına ulaşmadan önce imha etmek için bir füze ateşlenir. Demir kubbe sistemi, düşman roketlerini tespit etmek ve izlemek için gelişmiş radarlar kullanır. Bu radarlar, füzelerin hedeflere ulaşmadan önce erken uyarı sağlar, tespit edilen füzelerin tehdit seviyesi değerlendirilir. Daha sonra sistem, hangi füzelerin İsrail topraklarına tehdit oluşturduğunu veya oluşturmadığını belirlemek için otomatik kararlar alma kabiliyetine maliktir. Eğer bir füze tehdit olarak kabul edilirse, demir kubbe sistemi bunu etkisiz hale getirmek için gelişmiş roketler kullanır. Bunun için demir kubbenin sahip olduğu interseptör füzeler, hedef füzeyi havada yok etmeye yönelik tasarlanmıştır. İnterseptör füzesi, hedef füzeyi yakalayıp yok etmek için hedefe doğru yönlendirilir. Bu, füzenin patlamadan önce imha edilmesini sağlar. Demir kubbe sistemi, roket saldırısının sonuçlarını izler ve verileri analiz eder. Bu, gelecekteki saldırılara karşı daha iyi bir hazırlık sağlar. 2011'den 2021'e kadar Amerika Birleşik Devletleri, demir kubbe savunma sistemine toplam 1,6 milyar dolar katkıda bulunmuştur. 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, 1 milyar dolar ek destek paketi sunulması kararını da onaylamıştır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları izledikten sonra beğenmeyi unutmayın.